Son zamanlarda yayılan Kur'an Müslümanıyız söylemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdiye kadar ne Müslümanıymışlar? Bunlar şunu kastediyorlar. Kur'an Müslümanıyız. Yani Kur'an'dan başka bir kaynak tanımıyoruz. Yani sünneti tanımıyorlar. Reddediyorlar. Biz de onları reddediyoruz. Sünneti tanımayanları da biz reddediyoruz. Kur'an nasıl kaynağımız ise sünnet de öyle ikinci derecede kaynağımızdır. Sahih hadis bizi bağlayıcıdır. Hazreti Peygamber'e itaat farzdır. Peygamber'e itaat, hadislere itaattır. Önemli olan hadisin sahih olmasıdır. Sahih olanı olmayanı da zaten muhaddisler bilmektedirler ve ayırmışlardır. O için uzmanları hadisin sahih olanını olmayanını ayırdı. Bize diyorlar ki şu sahihtir, bu değildir. Uzman olmayan yapacağı şey uzmanın dediğini kabul etmektir. Ve yalnız Kur'an diyenler sünneti inkar ediyorlar ve Peygamberimize itaati gerekli görmüyorlar. Bu böyle bir düşünce, mutlak manada sünnet beni bağlamaz tarzında bir düşünce küfürdür. Bu Kur'an'ı inkardır. O yüzden de kafir olur. Mutlak manada sünnet beni bağlamaz diye düşünen. Ama yok, şöyle düşünüyor. Ya ben sünnet beni bağlar da, fakat hani ben bunu sünnet olduğundan şüphe ediyorum. Yani bu hadisin sahih olduğundan benim şüphem var. O yüzden kabul etmiyorum. Hani bunu diyen kafir olmaz tabii. Çünkü sünnetin bağlayıcı olduğunu, Peygamberimize itaat etmek zorunda olduğumuzu kabul ediyor demek ki. Ama bu yani hadis mi değil mi ondan şüphe ediyorsa, ona da diyeceğim şey, kardeşim uzman değilsen uzmanları var. İşte uzmanlar diyor ki hadis sahih. Yani benim aklıma yatmıyor. Senin aklın ölçü mü ya? Senin aklın ne yani? Sen okulda matematikte hoca tahtaya bir formül yazdı, anladın da mı sen kabul ettin ha? Sen fizikten bir hoca bir şey yazdı, anladın da mı kabul ettin? O da senin gibi bir insan olduğu halde. Allah'tan gelen bilgi var, peygamberden gelen bilgi var. Hepsini anlayamayabiliriz yani. Biz insandan gelen bilgiyi bile hepsini anlayamıyoruz. Bizim gibi insanlar anlatıyor, anlayamıyoruz. Sonra çalışıyoruz, çalışıyoruz, çalışıyoruz. Ha deyip anlamaya başlıyoruz. Matematikte de öyle, fizikte de, tıpta da, her şeyde. Tüm ilim dallarında insan önce anlayamıyor, sonra çalıştıkça anlamaya başlıyor. Sen buna böyle çok çalıştın mı gerçekten? Sen uzman mısın? Sen buna ömrünü mü verdin? Yok. Yani olabilir, anlayamayabilirsin. Sen telefon kullanıyorsun. Allah'ını seversen anladığından mı kullanıyorsun? Nasıl sesin oraya gidiyor, bana mı anlatır mısın? Ben bilmiyorum, ben anlamıyorum. Varsa anlayan lütfen açıklasın ya. Bu ses nasıl Amerika'ya gidiyor ya? Var mı anlayan ya? Bu görüntü nasıl geliyor oradan buraya? Televizyon dediğin şey nasıl oluyor? Bu bilgisayar nasıl bir şey? Ya var mı bilen, var mı? Anlayan var mı gerçekten? Bunu anlayan insan dünyada bir elin parmaklarını geçmez. Diğerleri olduğu gibi kabul ediyor, kullanıyor. Her şeyi anlayamazsın çünkü uzmanlaşmayınca anlayamayacağın şeyler var. Uzmanlaşınca mantığını anlıyor. Uzman olmayanın düşünemediklerini düşünüyor, göremediğini görüyor. Bu uzmanlara Allah'ın verdiği bir nimettir. Ona yıllarını verdiği için Allah ona öyle bir şey kazandırıyor. Başkalarını göremediğini görüyor. Şimdi her alanda uzman lazım, ona başvuruyoruz. Buna gelince mi uzmanlığa ihtiyacın yok? Benim aklım yeter. Ne demek yeter ya? Senin aklın niye tıbba yetmiyor? Niye fiziğe, kimyaya, matematiğe yetmiyor? He? Senin aklın niye televizyona, telefona, bilgisayara yetmiyor?
Madem senin aklın her şeymiş, senin aklın araban bozulduğu zaman ona bile yetmiyor. Bir ses geliyor bir yerden, şuradan zannediyorsun, usta oradan değil diyor, filan yerden diyor. Ustanın dediği çıkıyor. Senin aklın daha duyduğun sese bile yetmiyor. Yani bu haddini aşmaktır. Kur'an Müslümanıymış. Niye diğerleri ne Müslümanı? İncil Müslümanı mı? Sünnet inkarcılarının lafı bunlar. Kur'an Müslümanı olman için sünnete de uyman lazım. Sünneti kabul etmen lazım. Kur'an Müslümanıysın, öyle mi? Kur'an sana diyor ki: "Ya eyyühellezine amenu eti'ullah ve eti'urresul." Ey müminler, Allah'a itaat edin ve peygambere itaat edin. İşte Kur'an Müslüman, hadi. Madem Kur'an Müslümanısın, hadi. İşte peygamber itaati Kur'an emrediyor. "Ve me etâkumur rasul fehuzû." Peygamber size neyi verirse onu alın. Şunu şunu değil, neyi verirse. "Ve me nehâkum anhum fentehû." Ve sizi neyden sakındırırsa ondan da sakının, uzak durun. Neden sakındırırsa. Kur'an Müslümanız, öyle mi? İşte Kur'an böyle söylüyor işte. Peygamber'e uy diyor. De ki: "Kul en kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni." De ki: "Allah'ı seviyorsanız bana uyun." İşte Kur'an söylüyor. De ki onlara: "Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun." İman edin demiyor sadece. Bana uyun. Dediklerimi kabul edin ve uyun. İşte Kur'an Müslümanıymışım madem. İşte Kur'an. Bir ev sahibi evli olmayan erkek ve bayanı evini kiraya verebilir mi? Bu harama yardım etmektir.